Merhaba arkadaşlar. Hepinizi beginner seviyemizin ikinci dersinde, daha doğrusunu söylersek birinci dersimizin ikinci bölümünde hoş bulduk. Ve bu derste sizinle beraber 25 tane cümleyi Türkçeden İngilizceye tercüme yaparak basit gramer kurallarını pratik yapmış olacağız. Ve ilk derste bildiğiniz gibi 25 tane cümleyi çevirdik. Ve present simple, yani şimdiki geniş zamanı çalıştık. Ve bu derste de aynı mevzuyla aynı derste devam ediyoruz ve başlayalım yavaş yavaş cümlelerimizi çevirmeye. Okay, so let's get started. Ben çalışıyorum. Ben çalışıyorum. Ben olacak tabii ki I. Çalışıyorum. Çalışmak İngilizce'de work. I work. I work. Okay, so bu oldu bizim 26. cümlemiz. Telaffuzuna da bir bakalım. Ben, yani I, çalışıyorum, work. I work. Genelde ben, işte geçen derste söylediğim gibi UK, yani Birleşik Krallık, İngiltere, yani klasik İngilizce telaffuzunu tercih ederim. Ama bazı kelimeler var ki onları US, yani Birleşik Devletler, Amerikan telaffuzunda söylemek daha kolay geliyor. Yani bu konuda hiçbir endişem yok. Hangisi daha iyi dilime yatarsa onu söylerim. Mesela burada I work, I work. Burada gördüğümüz I work. I work. Ama Amerikanlar bunu ise I work, I work diye söylüyorlar. O yüzden size nasıl rahatsa öylece kullanabilirsiniz, söyleyebilirsiniz. So, I work, I work. Okay? Hangisini isterseniz söyleyebilirsiniz. Okay, so let's continue. Diğer cümlemiz. Ben sonuçlarımı görüyorum ya da sonuçlarımı görüyorum. Burada dikkat etmemiz gereken yer bu sonuçlar mı hissiz? Ama önce ben görüyorum bir yazalım. Ben, yani I görüyorum, see sonuçlarımı. Tabii ki kimin sonuçları olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Sonuçlarımı biz Türkçe'de bir kelime kullanıyoruz ama İngilizce'de bunu iki kelimeyle, yani kendi sonuçlarımı, benim sonuçlarımı diyerek my results diye ifade edeceğiz. So I see my results. I see my results. I see my results. I oluyor ben, my oluyor benim. Artık yavaş yavaş bunları da cümle içerisinde, cümleleri de kullanarak öğrenmeye devam ediyoruz. I, my, I ben, my benim. So, I see my results. I see my results. Okay? I see my results. Ben okuyorum. Yani ben öğrenim görüyorum, eğitim görüyorum. Ben, I okuyorum, study. I study. Bu kadar basit. I study. Okay? Ben okuyorum. Yani ben öğrenim görüyorum. Yani bu demek değil ki. Yani bu anlama gelmiyor ki. Biz şu anda okuyoruz. Şu anda öğrenim görüyorum. Yani genel olarak evet. Ben öğrenim görüyorum. Okula gidip geliyorum. Aynen bu şeyi ben çalışıyorum'a da ait etmiyorlar. I work. Bu demek değil ki. Siz şu anda çalışıyorsunuz. Yani gidip geldiğiniz, para kazandığınız bir işiniz var. O işe gidip geliyorsunuz. I work, I study. Telaffuzuna bakalım. I study, okay? I study. I study. Ben okuyorum. So, seni anlıyoruz. Yine de seni anlıyoruz. Yani biz seni anlıyoruz. Biz, yani we, anlıyoruz, anlamak. Understand. We understand seni, you. We understand you. We understand you. Biz seni anlıyoruz. Yani we understand you. We understand you. We understand you. Amerikanlar da buna söylüyor. We understand you. We understand you. Burada özür dilerim. Burada understand. Bu R harfini daha böyle kalın bir şekilde söylüyorlar. We understand you. Or we understand you. Okay. Çalışıyorum ve okuyorum. Yani ben hem çalışırım hem de okurum. Ya da çalışıyorum ve okuyorum. I çalışıyorum. I work ve okuyorum. And study. I work and study. I work and study. Okay, bu da bizim 30. cümlemiz oluyor. I work and study. I work and study. So the next one. Bu programı beğeniyorum. Yani ben bu programı beğeniyorum. Ben beğeniyorum. I like bu programı. This program. Okay? I like this program. Ya da mesela bu kelime, yani program kelimesi
British English'te program, program böyle 2 M yani 2 M ve I harfiyle yazılıyor. İkisi de doğru. Yani gördüğünüz zaman şaşırmayın. I like this program. I like this program. Telaffuz aynı. Ya da mesela ben bu uygulamayı beğeniyorum. Uygulama kelimesi İngilizce'de, şimdi onu da yazıyorum buraya. Bakın, application. Application, okay? Application, application. Ya da daha kısa bir şekilde buna app diyoruz. App. Zaten bunu biliyorsunuz. Çok kullanışlı bir kelime. So, I like this program or program. Application. I like this application. I like this app. Buradaki bu kelimesi de this, bu demek. Bunu da artık bu ders kapsamında öğrenmiş olduk. This program, bu program. Eğer şu program ya da o program deseydik o zaman that program diyecektik. Okay? Ama şimdilik this dedik. O yüzden this program. Telaffuza bakalım. I like this program. I like this program. Or I like this application. Bakın application or app. Application, app. Application, app, app. Okay, so hepsini burada görmüş olduk. So let's continue. Devam edelim. Seni görüyorum. Yani ben seni görüyorum. Ben görüyorum. I see seni. You. I see you. I see you. Okay. 32. cümlemiz oldu. I see you. Ve şimdi bu cümlenin başka bir anlamı da var. Ona da beraber bakacağız. Öncelikle bir telaffuza bakalım. I see you. I see you. Okay? I see you. Yani ben seni görüyorum. Şimdi başka bir anlamı ne bu cümlenin? I see aynı zamanda eşittir I understand. I understand. Yani seni anlıyorum. I see. I see. Yani eğer filmleri çok izlerseniz orada iki kişi konuştuğunda biri işte konuştuğu partnerin anladığı zaman çok çok I see, yeah, yeah, I see, yeah, I see diye kullan, yani böyle bir cümle kullanacak. I see, I understand demek. Yani aslında zaten o konuştuğu kişi onun karşısında. Tabii ki ya da telefonla konuştular bile. Ben seni görüyorum demesi çok saçma. Ve anlamı ne oluyor? I understand. Yani ben anlıyorum. I see, I understand. Artık burada ikinci bir anlam çıkardık. Okay? So, ve bunu da bu ders kapsamında artık öğrenmiş oldunuz. Tabii ki bu bakmayarak ki bizim bu dersimiz A0 seviye ama artık böyle bir kalıpları yavaş yavaş bu ders kapsamında öğreneceğiz. So, I see, I understand. Okay? So, I see you. I see you. Anlıyorum. Bak işte o anlıyorum. Orada ya ben anlıyorum yani I understand, I understand ya da ki az önce size söylediğim gibi I see, I see diye söyleyeceksiniz tamam mı? I see, I see, okay? So, I understand, I understand, I understand. Bu videoyu beğeniyorum, bu videoyu beğenirim. Ben beğeniyorum, I beğenmek, like, I like. Bu videoyu yine de this video, this video. I like this video. I like this video. Okay, so I like this video. Bakalım telaffuz ne de. I like this video. I like this video. I like this video. Bu telaffuzu koymamın asıl nedeni aslında kelimeleri nasıl görüyoruz öyle okumak okumamamız gerektiğidir tamam mı? Yani kelimeyi gördüğümüz gibi okumayacağız. I like this video değil. Video. Okay? Bakın dikkatle bakın. I like this video. I like this video. Yine de tabii ki bu fonetik alfabe ile yani bu transcription la tabii ki öğrenmek zor ama yine de bu gözümüzün karşısında bunun olması İşte en azından bunu gördüğümüzde böyle telaffuz etmeyeceğiz diye bize bir işaret veriyor. Tabii ki telaffuzu öğrenmenin ve tabii ki dil öğrenmenin en kolay yolu ve en doğru yolu dinlemeyle yapılan öğrenmedir. Tamam mı? Dinlemeyle biz bu dili doğal bir şekilde edinmiş oluyoruz. Yani öz ana dilimizi de zaten öyle öğrendik. I like this video. I like this video. Okay? I like this video. So,
Sonucumu görüyorum. Yani ben sonucumu görüyorum. Ben görüyorum. I see sonucumu. Tabii ki benim sonucumu, kendi sonucumu. My result. I see my result. I see my result. Okay? I see my result. Let's look at the transcription. I see my result. I see my result. I see my result. Bu dersi anlıyorum. Yine de ben anlıyorum. Çok basit. I anlıyorum. I understand. Bu dersi, bu, this, ders, lesson. So, I understand this lesson. I understand this lesson. I understand this lesson. So, bakalım transcription'a. I understand this lesson. I understand this lesson. I understand this lesson. Okay, siz bana yardım ediyorsunuz. Yani siz ne olacak? Siz ya da sen fark etmez. You yardım ediyorsunuz. Help, you help. Bana, me, you help me. Okay, you help me. Siz bana yardım ediyorsunuz. Bakalım arkadaşlar, ne öğrendik? Yukarıda ne öğrenmiştik? Bakalım. Benim neydi? Ne vardı burada? I, my. Okay, I, ben, my, benim. Şimdi bura bir tane de ne eklendi? Baksanıza. Bana. Okay, me, bana. Tabii ki bakalım. Bir şey unutmayalım. My kullandığınızda mutlaka işte benim neyim, işte o neyiniz olan şeyi mutlaka my'ın yanına getirmemiz gerekiyor. Yani my results, my house, I don't know. My school, my work, my job. Okay, mutlaka ve mutlaka işte bu zamirin neye ait olduğunu mutlaka kullanmanız gerekiyor. Ama me'de buna çok da gerek yok. Çünkü zaten me bana demek. Ve burada gördüğümüz gibi you help me, sen bana. Yani you help my diyemeyiz ya da you help I diyemeyiz. Sen bana yardım ediyorsunuz. Burada tekraren yazayım sizin için. I ben demek, me bana demek, bana. So, you help me. You help me. Ve burada da birkaç tane cümlemiz var. Daha iyi bir şekilde anlamanız için ve daha başka manalarda görmek için. Sen bana çok yardım ediyorsun. Ya da sen bana gerçekten yardımcı ediyorsun ki cümlesi olacak. Sen, you, çok yardım ediyorsun. Yani really help bana, me. You really help me. You really help me. Ya da sen gerçekten bana yardımcı oluyorsun. You really help me. İşte sen bana çok yardım ediyorsun. Bir cümle ben size söylersem yazın. Muhtemelen çoğunuzun ağlına you help me very gibi bir cümle gelecek. Ama o doğru değildir. You really help me. Buradaki really kelimesi hem gerçekten anlamı veriyor. Aynı zamanda da çok anlamı veriyor. Yani sen bana çok yardım ediyorsun. Okay? So you really help me. You really help me. You really help me. Okay. Şimdi yine de güzel bir cümle. Bunu çok iyi biliyorum. Yani ben bunu çok iyi biliyorum. Ben biliyorum. I know. I know. Bunu, it ya da this ya da that kullanabilirsiniz. Geçen derste söylemiştim muhtemelen. This, that. Yani bunların ikisini de konuşma dilinde it'in yerine kullanabilirsiniz. Ama it böyle durumlarda yazılı halde, yani bir şeylere bunlar işaret zamirler. Yani bunlarla bir şeylere işaret etmeniz gerekiyor. Bu sadece normal yüz yüze konuşmada bunların kullanılması çok doğal. Ama genel olarak tüm cümlelerde kullanılabilir bunların hepsinin yerine it. I know it. Ben bunu biliyorum. Şimdi çok iyi derken aklınıza very good gelebilir. Ama tabii ki bu böyle değil. Öyle değil. Biz very well söyleyeceğiz. Tabii ki neden? Çünkü biz burada fiilimizi şekillendiriyoruz. O yüzden zarf kullanmamız gerekiyor. Bu da well oluyor. Okay? So, I know it very well. I know it very well. Şimdi bunu da bir siyah yapalım. Very well. So, I know it very well. I know it very well. Okay? I know it very well. So, İngilizce konuşabilirim ya da İngilizce konuşabiliyorum. Yani işte böyle bir becerimiz var. Bunu becerebiliyoruz. Can denilen modal fiil kullanacağız. Yani ben biliyorum. I can. İngilizce konuşmak böyle bir kalıp. Speak English. Okay? I can speak English. I can speak English. Okay. Bakın tekraren. I can speak English. Speak English İngilizce konuşmak.
So I can speak English. Ben İngilizce konuşabiliyorum. I can speak English. I can speak English. I can speak English. So let's continue. Bu yeri severim ya da bu yeri beğenirim. Like kullanalım. Ben beğeniyorum ya da ben seviyorum. I like bu yeri, this place. I like this place. I like this place. I like this place. So, I like this place. I like this place. Ben bu yeri severim, bu yeri beğenirim. I like this place. Place. Okay. Bu şehirde yaşıyoruz. Yani biz bu şehirde yaşıyoruz. Biz yani we yaşamak, live bu şehirde, bu şehir kelimesi this city or this city, Amerikanlılar city diyorlar. Tabii ki bu şehirde olduğu için in this city. So we live in this city. We live in this city. We live in this city. Bakın. We live in this city. So we live in this city. We live in this city. So let's continue. Devam edelim. Ne söylüyor burada? Çok iyi İngilizce konuşuyorsun. Ya da İngilizceyi çok iyi konuşuyorsun. Yani sen İngilizceyi çok iyi konuşuyorsun. Sen yani you. İngilizce konuşmak neydi? You speak English. Speak English İngilizce konuşmak kalıbı. Ve çok iyi az önce yukarıda baktığımız gibi neydi? Very well. So you speak English very well. And I hope my friends, you will speak English very well soon. Okay, so you speak English very well. Bu cümleyi sizler için de söylemek istiyorum. İşte inşallah, umarım yakın zamanda siz de İngilizceyi çok iyi konuşabilirsiniz. So you speak English very well. So you speak English very well. You speak English very well. Rusça konuşurum ya da Rusça konuşuyorum. Aynı şey. I konuşuyorum. I speak Rusça. I speak Russian. Okay? I speak Russian. Tabii ki Türkçe konuşurum. Nasıl söyleyeceksiniz? Bakın dikkat edin. I speak Turkey diyemezsiniz. Çünkü Turkey ya da Turkey ülkenin ismi. Tamam mı? Ülkenin ismi ama Türk ya da Türkçe olacak Turkish. Okay? Yani Turkish. Telaffuzu doğru yapmaya çalışalım. So şimdi I speak Russian. Bakalım. I speak Russian. Ve şimdi şuna bakalım. Turkish. So I speak Turkish. Okay? So ben Rusça konuşurum. I speak Russian. Ben Türkçe konuşurum. I speak Turkish. Okay? So I speak Turkish. So let's continue. Bunu gerçekten istiyorum ya da bunu çok istiyorum. Az önce söylediğimiz gibi bakın burada ne vardı? Sen bana çok yardım ediyorsun. You really help me. Burada da aynen really kelimesini kullanacağız. Bunu çok istiyorum. Öncelikle ben istiyorum. I want. Tabii ki çok istiyorumsa I really want diyeceğiz. I really want bunu it. Bitti gitti. I really want it. I really want it. Okay, my dear friends. Really want. Gerçekten istemek ya da çok istemek bir şeyim. I really want it. Bakalım. I really want it. I really want it. Okay? I really want it. So, bu dersi gerçekten anlıyorum. Bu dersi gerçekten anlıyorum. Yani şimdi buradaki gerçekten kelimesi zaten yerli yerinde kullanılmış. Direkt anlamı da zaten gerçekten. Yani I gerçekten anlıyorum. I really understand. I really understand bu dersi, this lesson. So I really understand this lesson. I really understand this lesson. So bakalım. I really understand this lesson. Çok duyuyorum arkadaşlardan. Söylüyorlar ki I really değil. Okay mi arkadaşlar? Really değil. I really. Bakın burada yazıyor. Really. I really understand this lesson. Lesson. Okay? So lesson da değil. Lesson. So I really understand this lesson. Ve buradaki really kelimesinin de nereye eklediğimize dikkatle bakın. Özne ile yani subject'imizle verb bizim fiilimizin arasına. Okay? I really want. I really understand. Or you really
Burada mesela you really help me. You really help me. Okay. Devam edelim. Bunu çok iyi görüyorum. Şimdi bakalım. Yok, bunu aşağı indireyim. So, yani ben görüyorum. I see. Bunu it. I see it. Çok iyi. Very well. I see it very well. I see it very well. Okay. I see it very well. Bunu çok iyi görüyorum. Bakın. I see it very well. I see it very well. I see it very well. Bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bazılarınıza belki öyle gelebilir ki işte bunun neresi A0 seviyesi oldu? Neresi sıfırdan İngilizce oldu? Yani bilmiyorum başka dersler nasıl yapıyorlar ama sıfırdan İngilizce o demek değil ki alfabeyle başlayacaksınız. Bu ben böyle şey kastetmiyorum. Sıfırdan İngilizce demek sıfırdan işte İngilizcenin o pratik konuşmada çok kullanılan o gramer kurallarını yani konuşma cümlelerinde kullanılan o gramer kurallarını kullanarak basit cümleleri kurman artık senin A0 yani beginner seviyede olman gerekiyor. Yani beginner seviyende olmanız için sadece kelimeleri bilmeniz bile yeterli. Mesela söylüyorum. İşte kelime bilmeseniz bile hatta kendinizi ifade edebilirsiniz. Tabii ki bu biraz garip sesleniyor ama mesela acıktığınızda karnınızı işaret ederek işte acıktım. Yani zaten bir İngiliz normal işte beden dilinden bunu anlayacaktır. Ama bir yere gitmek istediğinizde işte mesela dükkana gitmek istiyorsunuz. İşte shop diyeceksiniz, tamam mı? Shop. Ya da mesela başka ne söyleyelim? Tuvalete gittiğinizde toilet derseniz zaten size direkt yerini tarif ederler. Yani ki aslında bir kelime bilmeniz bile aslında sizin beginner seviye olmanız demektir. Yani ki o yüzden kelimelerle öğrenmeye başlamak ya da alfabeyle başlamak bunu önemsemiyorum. O kadar da iyi bir yöntem değildir. Cümle kurmayı öğrenmemiz gerekiyor. Tamam mı? Cümle kurmayı. I say it very well. Okay? We need to make sentences. We need to learn how to make sentences. Tamam mı? Yani cümleleri nasıl kurduğumuzu öğrenmeliyiz. O yüzden bu yöntemi yeğliyorum. Bu yöntemi tercih ediyorum. Ve sizlere de fayda olacağını umuyorum. Okay? So, I say it very well. Yine de söylüyorum. Bazen Türkçe konuştuğumda hatalar yapabilirim. Türkçe ne kadar benim dilime yakın olsa bile yine de hatalar yapıyorum. O yüzden yine de kusura bakmayın. Umuyorum ki beni çok iyi bir şekilde anlıyorsunuz ve dersleri anlamakta da hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Okay, so devam edelim. Bana gerçekten çok yardım ediyorsun. Yani sen bana gerçekten çok yardım ediyorsun. Yukarıda zaten bunu yazmıştık. You çok ya da gerçekten you really yardım ediyorsun. Help bana me. You really help me. You really help me. Okay? So you really help me. 47. cümlemiz oldu bu bizim. You really help me. Bakalım şuna. You really help me. You really help me. So the next one. Bazen bunu düşünüyorum. Ya da İngilizler buna daha çok bazen bunun hakkında düşünürüm diyorlar. İşte bazen yani önce ben kim düşünüyorum söyleyelim. Ben şimdi bazen kelimesini kullanalım. Ben bazen yani sometimes düşünüyorum. Think. Bunu düşünüyorum dediğimizde think it yazamayız. Tamam mı? Think it yazamayız. Bunu düşünüyorum dediğimizde think about it. Okay? Think about it. Ya da bazen think of it diye duyabilirsiniz. Tamam mı? Ama şimdilik sadece think about it bilmeniz yeterli. Think of it diğer derslerimizde onları da göreceğiz. So, I sometimes think about it. Bir şey hakkında düşünmek, think about it or think about something. Okay, so think about it. Bakalım, I sometimes think about it. I sometimes think about it. Şimdi burada da sometimes kelimesinin kullanılma yerine bakalım. Aynen really gibi nerede kullanıldı? Öznemizle, subject'le fiilimizin arasında think. Ama bu demek değil ki her zaman bu sadece ve sadece sometimes kelimesi için geçerli. Really'ye bunu ait etmiyorum. You help me really söyleyemeyiz ama
I think about it sometimes söyleyebiliriz. Ya sometimes I think about it söyleyebiliriz. Yani sometimes cümlenin hem burasında, hem başında, hem de sonunda kullanabiliriz. So I sometimes think about it. I sometimes think about it. Ben böyle düşünüyorum. Yani ben düşünüyorum. I think böyle so. I think so. I think so. Okay? So ya bakalım. I think so. I think so. Ben böyle düşünüyorum. I think so. Onlar orada yaşıyorlar. Onlar yani they yaşıyorlar. Live orada. Bakın. They live there. They live there. Ya da okay, Amerikan aksanında there ama İngilizler bu sonda yine de r harfini çok kaba bir şekilde söylemiyorlar. They live there. They live there. Okay? They live there. Dikkat edelim. They live there. Fark ne oldu? Buradaki farkı görebiliyor muyuz? Eğer deseydim ki bakın onlar yaşıyorlar o şehirde ya da işte in that city söyleyecektik, tamam mı? In that city. Yani o şehirde. O şehirde. Onlar o şehirde yaşıyorlar. Ya da onlar şehirde yaşıyorlar derseydik in the city. In the city. Mutlaka ve mutlaka in kullanmamız gerekiyor. Ama onlar orada yaşıyorlar. Tamam mı? Bakın buraya yazıyorum. Live in the city. Live in the city. Bunu da buradan siyah yapalım. Live in the city. Ama şimdi diğerine de bakalım. Diğerine de bakalım. Yukarı çıkmayalım. Bunun yanına yazalım. İşte live. Burada yaşamak live here. Orada yaşamak live. Bakalım. Live there. Live here. Live there. Okay. Live here. Live there. Orada yaşamak, burada yaşamak bunlarda yine gerek yok. Bir de yurt dışında yaşamak anlamında live abroad. Live abroad. Hatta bunların arasında böyle bir işaret koyalım ki böyle daha rahat bilinsin ne demek. So, live here, live there, live abroad. Yani burada yaşamak, orada yaşamak ve yurt dışında yaşamak bunlarda in kullanmamıza gerek yok ama böyle durumlarda var. Live in the city, live in the country. Bunlarda mutlaka in kullanmamıza gerek var. So, they live there. They live there. So, evet kardeşim, aziz dostlarımız. Şimdi dönelim başa. Dönelim başa. Bazen aklıma Azerbaycan dilinde cümleler geliyor. Ve onları söylüyorum. Sonra derhal tekraren Türkçe'ye dönmeye çalışıyorum. İşte şimdi de aziz dostlar kelimesini kullandım. Azerbaycan dilinde. Ama tabii ki bunun da Türkçesi aziz dostlar oluyor. İşte ara sıra böyle hem de bu derslerimizde belki birkaç tane Azerbaycan dilinde de kelimeler öğrenmiş olursunuz. Tabii ki bu şaka. Şimdi tekraren telaffuz yapmaya başlayalım. So, I work, I work, I work, okay? I work. So, let's continue. I see my results, I see my results, I see my results. I study, I study. We understand you. We understand you. I work and study. I work and study. I work and study. So the next one. I like this program. I like this program. Or I like this application. I like this application. Or I like this app. I like this app. So the next one. I see you. I see you. I see, I understand. I see, I understand. So they have the same meaning. I see you. So the next one. I understand. I understand. I see, I understand. The next one. I like this video. I like this video. The next one. I see my result. I see my result. I see my result. I understand this lesson. I understand this lesson. So the next one. You help me. You help me. I, me. I, me. You help me. You help me. You really help me. You really help me. The next one. Very well. Very well. I know it very well. I know it very well. I know it very well. I can speak English. I can speak English.
I can speak English. Next one. I like this place. I like this place. We live in this city. We live in this city. We live in this city. So the next one. You speak English very well. You speak English very well. I speak Russian. I speak Russian. I speak Turkish. I speak Turkish. Turkish, okay? Or I speak Turkish. I speak Turkish. R. So, really want. I really want it. I really want it. I really want it. The next one. I really understand this lesson. I really understand this lesson. The next one. I see it very well. I see it very well. Let's continue. You really help me. You really help me. And think about it. Think about it. Think about me. Okay? I sometimes think about it. I sometimes think about it. I sometimes think about it. Not think, but think. Think. I sometimes think about it. Think about it. I think so. I think so. I think so. And the last one, live in the city. Live in the city. Or live here. Live there. Live abroad. Or live here. Live there. And live abroad. You also should know this one. Okay, my dear friends. So they live there. They live there. They live there. Okay. And that's the end of our today's lesson. Thank you for watching and good luck everyone, my dear friends. Ve dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. See you and have a good day.